Ve onlar orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar ve vakahum azabel cahim ve azabu cahimden o cehennem azabından Allah onları korumuştur. Fadlen min rabbik Rabbinden bir lütuf olarak yani onların yaptıklarının karşılığı olarak değil. Çünkü insan cenneti kazanacak kadar amel işleyemez. Sen de mi ya Resulallah dediler? Evet dedi. Buyurdu ki doğru olun, çalışın, Çalışın ama bilin ki amellerinizle cenneti kazanamayacaksınız. Sen de mi dediler? Evet dedi. Ben de Rabbimin rahmeti sayesinde girerim cennete. O zaman amel neden ya Resulallah? Madem ki amelle cennete girilmiyor, o zaman amel neden? Allah'ın rızasıyla giriyorsun cennete, amelinle değil. O zaman amel neden? Allah'ın rızasını kazanmak için amel. Amel bunun için. Allah'ın rızasını kazanırsın, Allah'ın rızasıyla cennete girersin. Yoksa insan cenneti kazanacak kadar amel işleyemez. Neyimizle cennete gideceğiz? Şu her tarafı çizik, kırık, dökük namazlarımızla mı? Rükuda aklımız bir yerde, de başka bir yerde kıyamda başka bir yerde. Öyle mi değil mi? Oruç tutuyoruz. 40 kişinin kıymetini yapıyoruz. Öyle mi değil mi? Şu namazla şu oruçla mı cenneti kazanacağız? Allah Azze ve Celle yine de bunları kabul ettiği kadar kabul ediyor. Eksiklerine rağmen ve onunla rahmet ediyor. Rahmetiyle cennetine koyuyor. Çünkü insan cenneti kazanacak kadar güzel ameller işleyemez. Allah bunu bilmektedir. Neden insanı böyle yarattı? Kendisi vermek istiyor. Emeğimizin karşılığı olarak değil, kendinden bir lütuf olarak vermek istemektedir. Ona borçlu kalalım diye. Ona hamd edelim, şükredelim diye. Ben kazandım demeyelim diye şu yaptıklarımla ben cenneti kazandım demeyelim diye, Rabbimin lutfuyla kazandım diyelim diye, bizi böyle bu kadarcık yaratmış, bu kadar kabiliyet vermiş, insan Rabbinin rahmetini kazanacak kadar kabiliyet sahibi, amel sahibi olabiliyor, onunla rahmeti kazanıyor, rahmetle cennete giriyor, çünkü kısa bir ömre karşı ebedi cenneti zaten insan kazanamaz.